Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Manisa'nın Şehzadeler bölgesinden sesleniyoruz ve mobilya ve dekorasyon sektöründe oldukça iddialı ve tecrübeli bir isimle birlikteyiz. Çelebi Bey'le birlikteyiz. Şimdi Çelebi Bey, mobilya sektörüne dair tüm merak ettiğimiz detayları bizlerle paylaşacak. Aşağı yukarı 17 yıldır bu sektördeyim. Daha önce ortak çalışıyordum. Manisa Şehzadeler'in Saruhan ilçesindeydim. Sonra tek başıma böyle bir firma açmaya karar verdim. Şu an işlerimiz iyi, çalışıyoruz. Şehzadeler bölgesinde hizmetinizi tek başınıza vermeye devam ediyorsunuz. Yaklaşık olarak bir yıldır diye biliyoruz. Bir yıldır güzel bir şekilde hizmetlerinizi sürdürüyorsunuz bu bölgede. Peki burada hangi hizmetleri veriyorsunuz? Burada müşteriye özel ölçü olarak mutfak, gardırop, çocuk odası, yatak odası, komple banyo tadilatı, komple ev tadilatı, mimarla birlikte çalışıyoruz. Evet. Peki bu çalışmaları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü bizlerin evlerini ve iş yerlerini dekore edip bu alanlarda faaliyet gösterdiğiniz için bizim için verdiğiniz hizmetler oldukça önemli. Ömrümüz boyunca sizin verdiğiniz hizmet doğrultusunda yaptığınız mutfaklarda, banyolarda biliyorsunuz bizler de bir arada bulunacağız ve bu şekilde ömrümüzü devam ettireceğiz. O yüzden yaptığınız işin niteliği de bizim için oldukça önemli. Bu çalışmaları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? En büyük önceliğimiz tabii ki biz gidip ölçümüzü alıyoruz. Müşterimizin ne istediğini çok iyi anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki yapmış olduğumuz hep iş özel ölçü. Hani her müşteriye, her kısma hitap ediyoruz. Tabii bunun için de ölçümüzü alıp mimarımıza çizdiriyoruz. Ne istediklerini çok anlamaya çalışıyoruz. Onun için çizdirip müşteriyle birlikte ondan sonra yapım aşamasına geçiyoruz. Evet, aslında işin en önemli kısımlarından bir tanesi ölçü almak. Çünkü ölçüde herhangi bir problem yaşadığımızda zaten komple başa dönmek zorundayız. O yüzden ölçü kısmı bizim için önemli. Siz de bu konuda zaten uzman olduğunuz için ölçüyü kendiniz alıyorsunuz. Sonrasında mimarınızla birlikte istek doğrultusunda çizimlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Doğrudur, aynen öyle. Tabii ki bu iş güvenliği de çok önemli. Burada imalatta tabii ki ölçü almak, ölçüyü kusursuz bir şekilde almak, burayı getirip onu ustalarımı paylaşmak, ustalarımın eksiksiz ve düzgün bir biçimde, eksiksiz ve düzgün biçimde imalatını sağlıyoruz. Ondan sonra tabii ki bunun nakliye aşaması var. Nakliyesini taşıyoruz. O da temiz ve güvenilir bir şekilde olması gerekiyor tabii ki. Nakliye aşamasından önce aslında sizin de değindiğiniz nokta oldukça önemli. Kullandığınız ürünler kadar bu ürünleri işleyen ustalar da oldukça önemli. Ekibinizden bahsedelim isterseniz. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Ekibimiz 6 kişilik. 3'ü usta, 3 tanesi kalfa. 6 kişi olarak çalışıyor. Bir de ben 7 oluyoruz. Ben sadece ölçü alıyorum. Ölçümü alıp mimarda çiziyorum. Mimari çizimini yaptırıyoruz. Sonra ben bunu tabii ki ustalarıma getiriyorum. Ustalar ince detaylarını, benim kirişlerini, atıyorum renklendirmesini veyahut da çekmecesi veyahut da hırdavat kısmını, modüler kısmını. Bunları karşılıklı olarak ustamla istişare ediyoruz. Sonra üretime başlıyoruz. Sonrasında da nakliye geliyor. Şimdi nakliye bölümüne geçebiliriz isterseniz. Evet. Mobilyaların üretimi kadar, ustalarımızın işçiliği kadar bu mobilyaların evlere ve iş yerlerine ulaşması da oldukça önemli. Çünkü bu mobilyaları nakliye ederken mobilyalara herhangi bir zarar gelebilir. Bunu da sizler de istemezsiniz, müşterileriniz de istemezler diye tahmin ediyorum. Nakliye konusunda iddialı mısınız? Bu konuda çalışmalar yapıyor musunuz? Tabii ki iddialıyız. Tabii ki bizim yaptığımız, burada imalatını yaptık. Her şey bitmiyor tabii ki. Bunu tabii ki güvenli bir şekilde yerine ulaştırmak çok önemli bir kısım. Çünkü bizim yaptığımız tabii ki katlar oluyor. Veyahut da yaptığım bir proje var, 45 daire mesela. 45 daire tabii ki her asansörle çalışmıyor. Bunu tabii taşırken tabii basamaklara, yani binaya zarar veriyoruz. Onun için biz de ne yapıyoruz? Asansörler var, taşıma şirketleri var. Onlarla anlaşıyoruz. Onlar geliyor, asansörümü kuruyoruz. Her katın balkonuna bırakıyoruz bunları. Tabii jiletinliyoruz bunları tek tek. O şekilde daha güvenli bir şekilde taşınmış oluyor ürettiğiniz ürünler. Tabii hem bizim kafamız da rahat oluyor, hem iş gücünden de kurtulmuş oluyoruz. Elemanlarımızı üzmüyoruz. Evet. Onun için üzmediğim zaman da tabii ki daha iyi verim alabiliyoruz yani. Evet. Peki burada ürettiğiniz ürünleri sadece Manisa bölgesinde mi gönderebiliyorsunuz, yoksa talep olduğunda diğer bölgelere de gönderebilir misiniz?
talep olduğunda tabii ki gidebiliyoruz. İzmir olsun, Çeşme olsun, Kuşadası olsun, Bodrum'da yapmış olduğumuz işlerimiz tabii ki var. Hani şöyle söyleyebilirim. Zaman ya da yer hiç önemli değil. Yeter ki müşterimiz bizi tercih etsin. Çalışmalarınızı sadece daire ya da iş yeri üzerinden mi yapıyorsunuz, yoksa proje bazlı da çalışabiliyor musunuz? Tabii büyük projelerimiz oluyor. Çalıştığımız müteahhitler var. 3 tane çalıştığım müteahhitim var. Onlar da iyi, yani gerçekten çok düzgün insanlar. Tabii biz de bunlara bizi tercih etmenin sebebi tabii ki işimizin arkasında durmak, işimizi temiz yapmak ve zamanında teslim etmek. Bu çok önemli bir şey. Şu an yapmış olduğum 45 dairemiz var. Onunla ilgileniyoruz. Aşağı yukarı müşteri işlerimiz var. Müşteri işlerimizi yapıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için tabii ki çok önemli. Müşteri odaklı çalışıyoruz. Müşterimizi bekliyoruz.